Marcus Ericsson balık tutmuyor. Atlas Okyanusu'nun ortasında en yakın kara parçasından binlerce kilometre uzakta plastik atık avlıyor. Ericsson, okyanuslardaki plastik atığı belgelemek ve bunun deniz ve insan yaşamına etkilerini araştırmak için küresel bir tura çıkmış. Bunlar dünyadaki 5 tropik altı girdaplar. Dünyanın plastik atığı en çok buralarda toplanıyor. Anna Kumis, girdaplar okyanus akıntıları ve dünyanın dönüş hızının etkisiyle oluşuyor. Bu girdaplar çöplerin toplandığı havuzlar haline geliyor diye açıklıyor. Anna Kumis ve eşi Marcus Ericsson, 5 Girdap Enstitüsü'nün kurucularından. Merkezi Kaliforniya'da bulunan örgüt kar amacı gütmüyor. Örgütün amacı okyanuslardaki plastik atıkların incelenmesini sağlamak. Kamil 100 yıldan az bir süre içinde bütün dönüştürülebilir ürünleri ve doğal maddeleri plastiğe değiştiğimizi söylüyor. Kısa ömürlü olan plastik ürünler çöp yığınları haline geliyor. Bu çöp dağları nehirlere ve oradan da denizlere taşınıyor. Denizlere dökülen çöp akıntılar sayesinde kilometrelerce yol kat ediyor. Anna bunu şöyle açıklıyor. Bu durum deniz yaşamında sorunlara yol açıyor. Çünkü plastik sonsuza kadar var olmak üzere yapılıyor. Parçalanmadığı için deniz canlıları tarafından sindirilmesi mümkün değil. Dünya okyanuslarını gezen Ericsson ve Cummins deniz suyunun 20 santim yüzeyinde ağ gezdirerek çöp topluyor. Toplanan yüzlerce atık örneği şu anda Kaliforniya'da bir laboratuvarda inceleniyor. Anna beni en çok etkileyen topladığımız her çöp parçasının plastik olması. Okyanusun yüzeyinde kilometrelerce uzunlukta geniş bir alan plastik çöple dolu diyor. Bazı plastik türleri uzun süre tek parça halinde kalıyor ancak bazıları küçük parçalara ayrılıyor. Plastik atık yoğun bir çöp atığı şeklinde değil, daha yaygın, daha çok kıtadan kıtaya yayılan bir plastik çorbası gibi. Hayvanlar yanlışlıkla küçük plastik parçalarını yemeye kalkıyor. Yüzlerce deniz kuşu, balık ve kaplumbağa bu zehirli atıkları yedikleri için ölüyor. Deniz hayvanlarının yaklaşık %43'ünde, deniz kaplumbağalarının %86'sında ve kuşların %44'ünün vücudunda plastik madde yer alıyor. Bulunuyor. Beş Girdap Enstitüsü ve araştırma ortakları plastiklerin okyanuslara nasıl girdiğini ve bunun insan yaşamına etkisini belgelemeye çalışıyor. Anna kendi kanında vücut hasar analizi yapmış. Kan serumuna bakarak plastik ürünlerdeki kimyasal maddeler olup olmadığını araştırmış. Kanında yüksek dozda ateşe dayanıklı plastik madde bulmuş. Bu kimyasalların vücuduna nasıl girdiğini bilmiyor. Kadın olduğu için de bu maddeleri gelecek nesillere geçireceğini düşünüyor. Plastik çöp sorununa çözüm bulmak amacıyla Marcus Ericsson ve ekibi 15 bin boş plastik şişeden bir tekne inşa etti. Teknenin adı Junkraft. Tekne 2008 yılında Kaliforniya'dan Hawaii'ye gitti. Kuzey Pasifik girdabı çok şaşırtıcı. Kaliforniya kıyısının 1000 mil açığına giderseniz, yani Japonya'nın 7000 mil açığında birçok Japon ve Çin plastik atığa rastlıyorsunuz. Ericsson ve Cummins denizleri plastikten temizlemenin mümkün olmadığının farkında. Çünkü okyanuslar gezegenin 2/3'ünü oluşturuyor. Plastik çöp bizimle uzun süre yaşayacak ancak başka çözümler üretmek mümkün. Çözüm okyanusta değil, karada başlıyor. Geri dönüşüm altyapısını değiştirmemiz gerekiyor. Amerika'da kullanılan plastiğin sadece %5'i geri dönüştürülüyor. Anna Kumis de bunları söylüyor. Daha fazla plastiğin geri dönüştürülmesinin yanı sıra araştırmacı ekip biyolojik olarak parçalanabilen maddenin daha fazla üründe kullanılması ve plastik ürünlerin yeniden tasarlanması gerektiğini savunuyor. Kamuoyunda plastik atık konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu ay Anna Kumis ve Marcus Ericsson son okyanus turuna çıkıyor. Çift büyük okyanusun güneyine seyahat edecek. Sonra da bulgularını bilim adamlarıyla paylaşıp bir kitap hazırlayacak. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.